İşte çekti. Bir inmiş mi inmemiş mi kabartmış mı? Şurada var hacı. Şurada 3-4 tane kabarmış var. Bakın. Bookfast F1. Katı doldurmuş valla. Kabarmış mı? Alt tarafa boşlara girmiştik. Tamam, kabarmış mı? Yok. Kabartmış. Ham olarak girmiştik. Altı komple. Bakayım ben gördüğünüz. Katı. Kata yavrular mı çekmiştik? Ha, ters kat. Ters kat. Kuluçkayı komple ilaveye çektik. Komple beyazlatmış yukarıyı. Şurada var. Altı neler yapmış ona bakacaksın. Hızlara koyabiliriz bari. İnecek galiba aşağıya. Burada vardı. Bu fasıl. Sen bunu, ben renkleri çok güzel. Hepsi tek renk. Buraya da bakıyor. Aldım abi. Damızlık Aufmayer alan değil mi? Altıda mı doldurmuş? Valla bal basmış. Bal basmış. Bu fosfor bir tık önde gidiyor. Kanka bana kalırsa hiç elleme bu arayı. Bu ara aşağı inmiş zaten. Hiç ızgara koymaya gerek yok. İndirir. Izgara koymaya gerek yok yani, öyle mi? Yok yok. Evet. O ara aşağı inecek. Yukarıda komple yavruyu söktükçe şunları balı kabartmaya başlamış. Ne kadar kabartmış. Bizim burada çok kesiliyor ya, kesilirse ha, ya da direkt ballar oymaz mı? Aşağı sal hemen. Anarı al çünkü anarının yumurtlayabileceği alan var aşağıda. Yani hiç çıta çekmenin anlamı yok. Direkt yukarıdan söktükçe balı basar. Çünkü arının alt katta çok güzel yavrulayabileceği alan var. Maşallah ya, şu arının var ya sakinliğine hayranım ya. Evet, abi bizim, hiç kalkmıyorlar değil mi? Bizimkiler insan azmanı ya, vallahi billahi. Hayvanat ya. Hiç kalkmıyorlar ya. Ana orada mı? İncellemesek mi? Kendi bildiğini mi? Buradan şuraya da bal basmışlar. Burada bal. Abi bu arın nüfusuna göre şeyi çok iyi. Bal getirmiş. Balakı mı? Ana balakı mı? Yeni başladı. Şurada da çakmış şey şimdi de. Şunlar hep ballıydı geçen baktığımda. Kanka bence yukarıya yavru atmasın ya artık. Koy ızgaraya, aşağıda çalışsın. Yavru atar o aşağıda, yukarı çıkamaz. Çıkmak ister ama. Yukarı da atabilir. Baksana sırlamaya başlamış abi. İşte yo, ben de diyorum ki yavruyu çıkarttıkça sırı basa basa insin aşağıya. Altı oyar bu sefer. Yani o sırların altını oyabilir. Ya yoğun balakım olursa oymaz da. İşte bilemiyoruz ki. Kesiliverirse yapabilir. Bence kuluçkayı tekrar aşağıda kursun. Baksana. Sır başlamış hayvan. Peki ya, gece anayı aşağıda terk edebilirler mi? Nasıl, o ne demek? Yani kendisi yukarı komple yavruyu ısıtmaya çıkar. Gelsen olacak. Hı? Ne bileyim, ana yalnız kalırsa tribe girer. Siz misiniz lan beni terk eden değil mi? Bu bir koloni hacım yani. Yok yok, ana ara yukarı çıkamayacak o sebepten. Koloni ne yapacağını bilir herhalde, o kadar da değil. Burada günlük. Bunu aşağı verir mi? Günlük mü? Günlük ise aşağıya ver. Ama anayı bulsaydın. Sen, anayı bulsaydınız önce. Ana nerede acaba? Aşağıya mı? Orada ama sıradan yumurta yoksa ki. Yumurta yoksa buradadır ana. Zaten üst katı tercih ediyorlar ya bu dönemde. Bu bal. Çıkanın yerine de bal koymuş. Maşallah. Demek ki bu hayvan bir kasabalı rahat yapacak. Bu bölme miydi? İki çerçeve daha. İki çerçeve. Kıştan çıktığında. Kıştan iki çerçeve girdi. Ya sen diyordun kendi nüfusundan fazla yavru yapmış. O bu arı mı? Beni korkuttu evet, ama düzelttim aşağı. Bookfast F1 bu. Çıkacağını ümidim yoktu. Evet. Yavru da başlamış. Çok yalnız ha. Arada yavru da var. Yavru var da işte çıkanın yerine hemen bal basmış. Yavru atmak yerine. Abi istediğimiz şey o değil mi zaten? Oo evet. Yani bu arının çok değişik bir şeyi var. Mesela azarıyla çok yavruyu da ısıtıyor. Bal da getiriyor. Demek ki bakıcı özelliği yüksek bir arı. Tüketiyor da aynı zamanda. Kanka sanki arka tarafta görür gibi mi oldum? Evet ben de. Ama yok. Hı. Biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Orada da yok. Hiç.
Körük sıkıyoruz ama biraz alışkanlık olmuş. Hadi koş. Arı hiç sarmıyor. 4 kilo var abi. Şuradan şimdi. Maşallah. Anaya bakın var mı? Anaya. Basmış abi valla. Gelelim. Maşallah. Ana alttadır o zaman ya. Neyse koy ikinciye de kendi haline bırak ya. Bir şey olmaz. Şu bu, aşağıya bir daha bakalım. Bu balı yapacak gibi. Ne diyorsun? Şu araya gireyim. Geç hayatı kapatalım. Gayet de kayıyor biraz. Şu yavrunun düzenleme. Bir de şimdi böyle yabancı YouTuber'ları izliyorum, tamam mı? Şu yavru sırrını gösteriyor. Ya da işte bal sırrını gösteriyor diyorum ki hemen bak pasta. Artık o kadar gözümüz alışmış ki. Evet evet. Çok da güzel şeyleri var, renkleri. Hepsi de tek renk. Bu da damızlığın başarılı olduğunu gösterir. Orada olma ihtimali yüksek ya. Orada günlük varsa. Efendim? Günlük yok bakayım, mu? Bunu koyuyorum ben. Bunda günlük mü vardı? Günlük vardı onda. Ona iyi bakın. Alta yani. Koyacaktık da. Ben de kıpkırmızı la. Zaten görmemiz gerekiyor. Şuna bak var. Şöyle boşa sıkıyorum. Bir şuna bak. Şunlar da kutularımız. Merkezdeki kutular bunlar. Boğaz arıları 3 katı ulaştı. Bu kuştan ya, ikinci kata çıktığı için böyle tek kata yoksa bu da 3 kata ulaşırdı. Şu da 3. kat. Şunlara da atıldı ikisine. Bunlar ben şimdi hızlı hızlı bakıyorum. Sıradan bakmaya devam ediyoruz. Tamam ya boş ver kurcalama. Hızlı hızlı bakacağım ya. Oğlum duvara atmış yani. Duvara yavru mu atmış? Onu atar duvara gireceğim. Bunu ortaya alalım. Adam kaliteli yapacak bir şey yok. Direkt kapatın bence ne biliyorsa onu yapsın. O da mantıklı. Ben bir daha bir bakayım dedim de şöyle anaya. İki işini biliyormuş gibi duruyor. Bence bu çıtada ya da bir yandaki çıtada. Çünkü çıkanın yerine bal basmış. Ben şu bir tane bakayım. Transfer yapayım dedim. Ben şu aşağıya bir bakayım. Şuraya dikkat edin. Damızlık da şey. Larvanın üstüne bal koymuş. Sen bunun etkilerinden aşılasana. Abi. Deneyeceğiz. Ciddi söylüyorum ben. Aktarıyor ama ya. Kendilerini aktarmış baksana. Hep biri böyleyse. Güzel. Ben de bunun etkisini aşılı. Deneriz onu. Çünkü bendeki F2 vardı ya 5-6 tane. Hı hı. İyi iş görüyorlar. Olabilir. Nasıl? Yok mu abi? Salıyoruz mu anayı? Üst katta bulduk hayvanı. Nerede o? Burada. Orijinal bu post. F1. Alta koyalım da ızgara gibi geliyor. Tamam ya sen nasıl istersen öyle yap. Arada istersen sen bilirsin Yasir. Bu ben bir şey diyemiyorum abi. Ana burada ama elimde. Izgarayı koyarsan burayı komple ballar bu. Zaten ballamış da. En azından oyup yumurta atmaz daha sonra. Koy ızgarayı anayı alta sal. Bence anayı direkt boşlukta devam etsin. Ana burada. Elle salalım onu. Bir dakika ben alayım onu. Nerede o? Ha burada bir yerde acaba. Altta saklanıyor. Gözükmüyor. He, kendini mi saklıyor? Hmm. Anladı bak o tarafa yani, geçiyor. Yenisini de tek giriş. Bu tarafa geçiyor. Görüyor musun? Ve kırık gelmiş. Kırık mı? Yani kırmışlar. Ve tek girişli geliyor. Düz giriş evet. Çift geliyordu. Tek yapmışlar. Ali Türk diyor ki anayı böyle aldığın zaman diyor ayaklarına zarar veriyorsun. Anayı aldınız mı? Ana bastırmıyorum elinde... ki abi. Nasıl zarar vereceğim? Bastırmıyorum ki hiç. Yok ayaklarını oraya perçinliyor. Hmm. Anayı alt attım. Izgarayı da koyduk. Dün ilk defa bak pastı saldırısına uğradım.
Ciddi söylüyorum. Bitirdi kanka ama bu Red'i çok vurmuş bir gün önceden. Hayvan iyi kızmış. Çıtayı bir çektim. Ulan üstümde elbise mervize de yok. Görmen lazım. Var ya, gittim 100 metre ileri sindim böyle kafamı şey yaptım da. Ama soktu 10-15 tane. Genelde kapalıları var. Üstte çıkan yerine bal basıyorlar. Sistem böyle. 6-9 gibi ama 6-9 da değil yani. 9-10 mu? 9-10 gibi oldu. Her sıkıntı olmaz. Balı basıyor.